İş dünyasından merhaba. Pek çok açıklamalar geliyor. Bu açıklamalar nezdinde biz bugün teknoloji marketlerine bakacağız aslında. AVM yasa tasarısı ve sonrasında yaşanabilecekler, indirimlere aslında bir sınırlama mı geldi? Metrekareler küçülürken acaba karlılık arttırılabilir mi teknoloji marketlerinde? Hepsini konuşacağız, kuru da konuşacağız. Şu anda 1.3261 euro dolar karşısında, diğer yandan 2.18'leri test eden dolar TL, banka açıklaması ve sonrası, hepsine bakacağız aslında gelen açıklamaları sizlere aktarırken. Değerli konuğum kim? Mediamarkt Türkiye CEO'su Bülent Gürcan. Hoş geldiniz Bülent Bey, nasılsınız? İyiyim Melda Hanım, hoş bulduk. Teşekkürler, siz nasılsınız? Teşekkürler, sizleri gördük, daha iyi olduk. Çok teşekkür. Zaman içerisinde aslında çok olmadı sizinle görüşeli ama çok şey değişti diyebiliriz. Evet. Ya da değişime gebe. Değişmeyen tek şey değişim demiş Herakleitos. Yüzyıllar öncesinde hakikaten her geçen gün, her geçen dakika bu gündemde hissediyoruz onu. Şimdi hangisiyle başlasam diye şöyle düşünüyorum. AVM yasa tasarısıyla başlayalım isterseniz. Evet. Zamanımız da yeterli. AVM yasa tasarısı bugün bizim finans kafede de konuştuğumuz bir konuydu. Hangi esnafa danışılacak dedik. Hem TESK Başkanı Palandöken'e kulak verdik. Hem de AYD Başkanı Hulusi Belgü de stüdyoda konuğumuzdu. Bu nokta itibariyle bir komisyon oluşacak gibi gözüküyor. Evet, esnaf komisyonu. Ve oradan bölgesel komisyonlara kulak verilecek ama sizleri de doğrudan etkileyen bir unsuru var ki kampanyalar herhalde o kadar tam gaz gitmeyecek gibi. Ne dersiniz, yeni bir dönem mi başlıyor? Evet, çok teşekkür ederim. Şimdi tabii Türkiye'de 336 tane alışveriş merkezi var ve perakende sektörü bugün aşağı yukarı 300 milyar dolarlık hacmiyle ve 1.8 milyon çalışanıyla çok önemli bir sektör. Dolayısıyla böyle bir sektörde muhakkak ki kuralların getirilmesi, daha düzgün rekabetin sağlanması, tüketicinin aldatılmaması, doğru bilgilendirilmesi tabii çok büyük bir önem taşıyor. Geçmişte yapılan bazı düzensizlikler sonucunda zaten böyle bir yasa tasarısının çıkartılmasına karar verildi tabii ki ve biz de bunu destekliyoruz. Bizim açımızdan MediaMarkt olarak biz zaten 15 ülkede ve bu işi çok kurumsal ve uluslararası standartta yaptığımız için biz zaten bu kurallara uygun davranıyorduk. Yani benim markam ve benim şirketim açısından bize çok büyük bir farklılık yaratmayacak doğrusu. İndirimler konusuna gelince evet, bizim sektörümüz, elektronik perakende sektöründe de zaman zaman tüketiciye çok doğru bilgilendirilmeyen, zaman zaman yanıltan kampanyalar yapıldı, olabiliyordu. Dolayısıyla bunlara bir çeki düzen getirilmesi açısından son derece önemli. Dolayısıyla biz yasa tasarısını genel anlamda destekliyoruz. Tabii içinde ufak tefek rötuşlar, dediğiniz gibi komisyonun nelerden, kimlerden oluşacağı son derece önemli. Bazen yasa tasarısını çok girişken bulduğumuz yerler de var. Dolayısıyla belki oralarda biraz daha serbest ticaret anlayışına uygun kararlar alınması gerektiği konusunda düşüncelerimiz var. Ama genel anlamda olması gereken bir tasarı diye düşünüyoruz. Evet. Nereleri o girişken olarak buldunuz, onu da sormak istiyorum. BDDK'dan da açıklamalar geliyor. Ücret ve komisyon düzenlemesine dair, doğruyu okuyabilirsem uzaklıktan, tüketicilerden alınacak ücret ve komisyon yönetmelik taslağını yayınladı diyor. Ayrıntıları sizlerle paylaşacağız. O süreç nezdinde tabii ki tüketicilerden alınacak ücret ve komisyon dediğimizde bankalar ve tüketici arasındaki ilişkiye bakıyoruz. Şimdi teknoloji marketleri ve tüketici arasındaki ilişki dediğimizde perakende yasası ile birlikte bu ilişki yeniden düzenleniyor. Dediğimiz gibi o indirimlerin sürekli olmaması mevzu. Tüketici alıştı bir kere. Evet. Yani evet. Kimi gazeteler sınırlama yok diye gördü ama hani mesela tasfiye, seri sonu kampanyalarda ya da şeyde bir 3 ay gibi sınırlaması var. Evet. Ne dersiniz? Tüketici alışmışken indirim mevzusundan kampanyaların bu kadar tam gaz gitmesinden ne kadar uzaklaşılabilir? Evet, aslında yayın önceki sohbetimizde sizin de söylediğiniz gibi değişmeyen tek şey değişim. Yani bu aslında bugün biraz da değineceğimiz konular hep bu değişimin üzerine odaklanıyor olacak. Hepimiz alışacağız. Tüketici alışacaktır buna. Yani bu indirimlerin bir kurala, belli bir düzene getirilmesine hepimiz alışacağız. Tüketiciler de alışacak. Evet, bugün artık hemen hemen her gün, her hafta sonu tekstil olsun, elektronik perakendesi olsun hepimiz kampanyalar düzenliyoruz. Bunların bir düzene getirilmesi, ama burada en önemli, bizim için önemli olan tüketicinin doğru bilgilendirilmesi. Şimdi
kampanyasız bir dönem olmaması gerektiğini düşünüyoruz da biz de. Yani eğer elinizde bir üründen stoğunuz varsa, bir kapanış kampanyasıysa ya da bir açılış kampanyasıysa bunların yapılması gerektiğini düşünüyoruz ve destekliyoruz. Ama bunların doğru kampanyalar olması gerekiyor. Yani 10 kere kapanan bir mağaza kapanış kampanyası yapmıyor olmamalı. Kapanıyoruz, kapanıyoruz, kapanıyoruz şeklinde tüketici yanıltıcı kampanyalar olmaması gerekiyor. Mesajların doğru verilmesi lazım. Mağazalarda ama hepimiz zaman zaman bazı ürünlere sıkıştığımız olabiliyor. Dönemsel kampanyalar yapmamız gerekiyor olabiliyor. İşte zaten tasarıyı biraz fazla girişken bulduğumuz alanlar bunlar. Burada sınırların çok doğru çizilmesi gerekiyor. Ama buralarda biz zaten bu konudaki görüşlerimizi biz Metro Holding vasıtasıyla iletiyoruz. Biz Metro Holding'i bir şirketiyiz ve bunu çeşitli sosyal ortamlarda ve bu ilgili derneklerde görüşlerimizi dile getiriyoruz. Dediğim gibi orada evet daha bir işleri doğru düzgün yapalım ama çok da fazla işin içine girilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta bu bir serbest ticaret. Tüketici de kazanç çıkıyor, bizler de kazanç çıkıyoruz. Evet, serbest piyasa ekonomisi işlesin evet. Diyorsunuz. Peki. Şimdi dün aslında ESA Yönetim Kurulu Başkanı Semih Şeftali ile konuşurken Semih Bey şöyle bir şey söyledi. Bir anlamda öz eleştiride de bulundu sektör adına da. Evet, %50'nin üzerinde kampanyalar oluyor. %50, evet. %70 hatta %50 artı 50. Ama %50'nin üzerinde genellikle indirimse hani kampanyası orada çok da sağlıklı bir durum olmadığı, gerçekçi olmadığını söyledi. Zira hani biraz önce sizin söylediğiniz gibi stok eritme gibi bir durum vardır ya da bir sıkışmışlık vardır dedi. Tüketicinin de okuması adına bunu fırsat olarak mı görmeli tüketici yoksa bir güven problemi de yaşıyor. Stok eritmeyi mi yoksa %50'leri mi diyorsunuz? Evet. Şöyle şimdi tabii Semih Bey çok sevdiğimiz bir dostumuz, büyüğümüz bu sektörde. Dolayısıyla tabii her çok doğru söylemiş. Şimdi her sektörde, her kategoride marjlar aynı değil. Dolayısıyla tekstilin kar marjıyla bizim kar marjımız aynı değil elektroniğin. Burada sektöre göre değişiyor tabii ama %50 yaptığınız zaman gerçekten bunun doğruluk payı olan kampanyalarda olabiliyor. Özellikle işte tabii tasarının da getireceği şekilde ona paralel bir şekilde. Yani artık yazın yeni sezona geçerken elimizdeki tekstil için özellikle söylüyorum. Eski ürünlerin temizlenmesi konusunda artık orada o stoklarda o ürünler kalacağına tabii ki bir an önce üreticiler ve perakendeciler onu bir an önce nakite çevirmek istiyorlar ki yeni sezona tertemiz ürünlerle, yepyeni koleksiyonlarla girebilsinler diye. Dolayısıyla dönemine göre bazen de doğru olabilir kampanyalar. Hep söylediğimiz gibi bir kurala bağlı olunduğu müddetçe bu işten hem perakendeci hem de tüketici karlı çıkacaktır. Şunu da çok doğru gene söylemiş Semih Bey. Yani öyle bir dünyaya geldi ki sezon açılıyor özellikle tekstil tarafında. Eylül ayı başında sezon açılıyor. Bir bakıyorsunuz aradan 3 hafta geçiyor. Derhal büyük indirimler başlıyor. Evet. Bu tüketiciyi de yanılttığı gibi aslında bir yandan avantaj sağladığı gibi ama perakendici için de iyi bir durum değil. Dolayısıyla aldım, o ürünü hiç olmazsa tam fiyattan uzun müddet satıp para da kazanıyor olması lazım. Evet. Bu arada BDDK'nın açıklamalarını da dile getirmekte yarar var. BDDK der ki tüketicilerden alınacak ücret ve komisyon yönetmelik taslağına göre, yayınladığı taslağa göre bankalar tüketicinin onayı olmadan yapılan bildirimlerden ücret talep edemeyecek diyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Bir başka başlıkta bankacılık işlemlerinde verilecek işlem fişi, sözleşme ve bilgi evrakı ücretsiz olacak. Bazı kalemlerin, hizmetlerin ücretli olmasıyla ilgili bu düzenleme önemliydi. Bankacılık sektörü açısından ve tüketici açısından. Tüketicilerden alınacak ücret ve komisyon yönetmeliğine göre burada hemen belirtelim. Bankalar tüketicinin onayı olmadan yapılan bildirimden ücret talep edemeyecek ve bankacılık işlemlerinde verilecek işlem fişi, sözleşme ve bilgi evrakı ücretsiz olacak. Banka kartları ve sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacak. Çok önemli bir açıklama aslında. Kredi kartları dediğimizde Şubat ayı ile birlikte perakendeyi özellikle teknoloji marketlerini çok etkilemişti. Şimdi banka kartları ve sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacak denilmekte. Kredi kartını içermiyor. Banka kartı ve sanal kredi kartını içeriyor. Yıllık ücret noktasında kredi kartında yıllık ücret alımı devam ediyor, gözüküyor. Açıklamalar bunu söyletiyor bana. Kredi kartı çok önemliydi. Şubat etkisi çok önemliydi. En son AVM endeksinde Haziran'da hala teknoloji marketlerinde ciro kaybı %15'ler gözüküyordu. Bravo, evet, evet. Temmuz ve Ağustos. Ağustos'u bitireceğiz neredeyse. Yaz bitecek neredeyse. Nasıl gelişti olaylar? %15'lik kayıp devamını getiriyor mu?
Evet, Haziran'da %15 vardı. Temmuz bir Ramazan etkisi görmedik. O geçen sohbetimizde de ifade etmeye çalıştığım gibi. Fakat sonra bayram beklediğimiz gibi gelmedi doğrusu. Bayramda zaten bu turistik yerlerin bu %100 doluluk oranlarını gördüğümüzde belki de önceden tahmin etmeliydik. Geçen yıllara göre bayram ciro anlamında ve ziyaretçi trafiği anlamında oldukça düşük geçti. Dolayısıyla Temmuz biraz böyle beklentilerimizin altında bir ay olarak gelişti bayramla beraber diyeyim. Ağustos ayı şu anda normal seyrinde gidiyor. Cep telefonu satışları artık bir miktar kompanse edildi. Onun o negatif etkisini eskisi kadar çok görmemeye başladık. Nereden ne şekilde kompanse edildi? Gene biz beyaz eşya tarafını, oradaki atağımız devam ediyor doğrusu beyaz eşya tarafında. Bu tablet satışlarımız gayet olumlu etkilendi. Bu yaz tatili sebebiyle ve yaz dönemi sebebiyle hem hediyeler olsun hem de bu tatil yörelerinde gidenler ve kullananlar ve sonra keşke alsaydım diyenler tarafından. Biraz trend aslında hem tablet hem de bu tablet tarafına yöneliyor. Bu tablet büyüklüğündeki telefonlar, daha büyük ekranlı telefonlar ciddi bir artış gösteriyor kendi şeyleri içinde, kategorileri içinde. Bunlarla kompanse ettik. Dediğim gibi Ağustos normal seyrinde gidiyor. Memnunuz Ağustos'un gidişatından, dediğiniz gibi bitmek üzere. Ama asıl şimdi artık bundan sonraki hedef en hareketli son 4 aylar. Eylül'le başlayan back to school dediğimiz okula dönüş kampanyaları. Ve sonra Eylül, Ekim, Kasım, Aralık en önemli o aylara giriyoruz. Kartlar önemli. Demin o açıklamayı görünce hakikaten sanal kart... Ben doğrusu komisyon olduğunu bilmiyordum sanal kartta. Sanal kartın daha çok desteklenmesi gerektiğine de tüm kalbimize inanıyoruz. Çünkü özellikle e-ticaretin önündeki en büyük engellerden bir tanesi de özellikle Türk tüketicisinin o sanal ortama kredi kartını vermek istemiyor olması. Bu e-ticaret önündeki önemli bir engel. Hep arkadaşlarımızla konuştuğumuz sanal kartlar hepimizi biraz daha kendimizi güvende hissettiriyor. Limitini açıyorsunuz, kapatabiliyorsunuz. Dolayısıyla şimdi onu okuyunca da komisyon alınması gerektiğini hakikaten doğru bir karar. Evet, son derece önemli. Bir başka başlıkta tüketicinin hesabının bulunduğu bankaya para yatırma işlemlerinden ücret alınmayacak diyor BDDK yaptığı bir diğer açıklamada. Bu arada FED politikası dediğimizde FED'den George ABD tam istihdamdan uzak sayılmaz diyor. Bu süreç önemli. FED etkisinde net bir şekilde yaşarken. Şimdi devam ettiğimizde aslında şöyle bir değişim de var. Kendi içinizde stratejik bir değişim bu. Metrekareleri küçültüyorsunuz karlılığı arttırmak adına. Nasıl olacak? Metrekareler küçülünce, 1000 metrekarelerle sınırlanınca diyeyim daha doğrusu. Evet. Cirolar ne kadar artabilir? Karlılık da o oranda artar mı? Hı hı. Ters oranda diyeyim ya da. Nasıl bir strateji? Evet, bu yepyeni bir strateji uygulamaya başladık Türkiye'de ve bu MediaMarkt dünyasında, MediaSaturn Holding dünyasında bir ilk. Bizim toplamda Avrupa'nın bir numarasıyız. Avrupa'da toplam 1000 tane mağazamız var ve 15 ülkede faaliyet gösteriyor. İlk defa Türkiye'de bu nispeten küçük format dediğimiz 1000 metrekarelik formatlar Türkiye'de pilot olarak uygulanmasına karar verildi. Ve bunun... Laboratuvar Türkiye. Laboratuvar Türkiye, evet. Pilot Türkiye, Türkiye. Başarılı olmak zorundayız ve başarılı olacağız. Neden başarılı olacağız? Biz bu formata yurt dışını ikna ederken, holdingimizi ikna ederken, Türk tüketicisinin tüketim alışkanlıklarını hep çok öne koyduk. Bugün dediğim gibi 336 tane alışveriş merkezi var bütün Türkiye'de ve çok önemli caddelerimiz var. Bütün illerde. İstanbul, Ankara, İzmir ve hakikaten çok gelişen de bir Anadolu var. Hepimizin çok net gözlemlediği. Buralarda bizim 3000 metrekarelik formatımızla biz her istediğimiz yerde yer alamıyoruz ve tüketicilerimizi istediğimiz kadar, dilediğimiz kadar yakın olamıyoruz. Bunu biz hep daha önce de sohbetlerimizde ifade ettiğimiz gibi çoklu kanal stratejimizde biraz e-ticaretle orayı kapattık ve kapatıyoruz ama hala da yeterli değil. Bizim AVM'ler yaşam kültürümüzün bir parçası. Ailece gittiğimiz, gezdiğimiz, yemek yediğimiz, günümüzü geçirdiğimiz yerler. Dolayısıyla her istediğimiz AVM'de yer alamıyorduk. Tüketicilerimize yakın olamıyorduk. Dolayısıyla bu küçük 1000 metrekare mağazalar bizim için çok önemli bir karar oldu. Ben başarılı olacağımıza tüm kalbimle inanıyorum. Biz buna kısıtlamak diye bakmıyoruz. Bu arada bir yanlış anlaşmaya da engel olmak adına biz şu anda büyük formatlarla açmaya da devam ediyoruz. O stratejimizden o asla... O model de var. O 3000 metrekarelerde açımlar da devam ediyor. Devam edecek. Bunun yanına biz bu daha küçük dediğimiz 1000 metrekare konseptini getiriyoruz. Peki 1000 metrekareye yani 3 katı küçültmek maliyeti ne kadar küçültüyor?
Maliyeti 3 katı küçültmüyor tabii ki. Çünkü zaten belli bir mağaza için yapmanız gereken bir yatırım var. O oranda küçültmüyor. Ama şimdi gene her AVM'ye girememizin sebeplerinden bir tanesi de bizim 3000 metrekare mağazalarımızın muhakkak arka taraflarında tırların yanaşabileceği yükleme alanı, boşaltmalı alanları olması gerekiyor. Şimdi en basitten 1000 metrekare mağazada bizim böyle bir beklentimiz olmayacak. Arka tarafların operasyonel anlamda depolarının 3000 metrekarelerin çok daha farklı olması gerekiyor. Farklı bir operasyonel sistem var. Dolayısıyla oradaki o ilk mağaza yatırımlarından da tasarruf ediyor olacağız. Ama 1/3 oranında değil, belki yarıya yakın diyelim bir tasarrufumuz olacak. Artı açılış süresi çok daha hızlı olacak daha küçük mağazanın ve çok daha esnek olacağız. Formatlar konusunda. Biz zaten bölgesel olmakla çok övünüyoruz. Yani bugün biz 18 ilde faaliyet gösteriyoruz ve her ilin ihtiyaçlarına uygun ürün gamları teşhir ediyoruz mağazalarımızda. Şimdi 1000 metrekareler bu esnekliğimize bizim daha da esneklik getiriyor olacak. Türk tüketicisi şunu da biz gözlemledik ve gözlemliyoruz yıllardır. Bazı tüketici 3000 metrekarelik mağazada dolaşıp zaman kaybetmek de istemiyor. Ne alacağını bilerek bir an önce gelip ürünü alıp bir an önce çıkmak istiyor ve şehir merkezdeki mağazayı tercih ediyor. Dolayısıyla küçük mağazalar buna da hizmet ediyor olacak. Dolayısıyla sadece bir tane telefon ya da bir şey notebook almak istiyorsanız belki 3000 metrekarede uzun zaman geçirmek istemeyeceksiniz. Küçük mağazalarımıza gelip ihtiyacınızı bırakıp çıkacaksınız. O zaman cadde mağazalarında da büyüyeceksiniz mi demek lazım yoksa? Evet, evet. Şehrin kalbinde diyoruz biz ona. Hem şehrin kalbindeki AVM'lerde hem şehrin kalbindeki caddelerde büyüyor olacağız. Lokasyon arayışlarımız devam ediyor. Önümüzdeki yıl, siz sormadan söyleyeyim, önümüzdeki yıl 5 tane bir pilot, hemen en kısa sürede 5 tane pilot mağaza açmak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Peki uzun vadeli ağırlık ne olacak? 1000 metrekare ve 3000 metrekare ağırlığı nereye doğru bir gidiş olacak? Şimdi henüz biz bugün 39 mağazamız var ve henüz sadece 18 ilde faaliyet gösteriyoruz. Şimdi biz bu önümüzdeki 3 yıllık planlarımızı yaparken aslında şehrin ve alışveriş merkezlerinin potansiyellerine göre her ikisini de ortak olarak koyuyoruz ve değerlendiriyoruz. Ama zaten 1000 metrekarelerin özelliğinde hızlı büyüme olacağı için büyük ihtimalle sayı olarak küçükler büyükleri yakalayacak ve geçecektir diye düşünüyoruz. Hızlı hareket edeceklerdir. Evet. Peki aslında mağaza maliyetleri dediğimizde en son sohbet ettiğim değerli konuklarımdan biri de Carrefour'a Genel Müdürü Mehmet Nane'ydi. Mehmet Bey ile öyle bir maliyet üzerinde konuştuk ki hani büyük mağazalar açarken onların da model mağazaları var. Evet. Büyük mağazalar açarken bir tavan boyası ne kadar eder? Onun maliyetini öğrendik. Ne demişti 14 Ağustos'ta İş Dünyası'ndan bölümüne konuk olduğunda Mehmet Nane, bir hatırlayalım. Bir hipermarketin tavanı ortalama 10 bin metrekare. Bunu yer boyamadığınız için tavan boyuyorsunuz. Hiç tavan boyamayı denediniz mi evinizde? Bir deneyin. O kadar zor bir iştir ki. Tavana özel şeyler koyuluyor. Askılar yapılıyor ve insanlar sürekli yatarak boyuyorlar. Ciddi kol kası ve tecrübe gerekiyor. Yani yerde 10 metreyi boyayan yukarıda 2 metreyi boyadıktan sonra dinlenmek zorunda. Ters çalışıyorsunuz. Çok daha uzun sürüyor. Duvar ve taban çok kolay. Tavan en zor boyanacak yer. Bunun maliyeti de 400 bin lira diyor. 400 bin lira bir tavan boyamanın maliyeti. Şimdi hani biz maliyetler derken bir anda böylesi bir örnek benim aklımdan kolay kolay çıkmayacak bir örnektir. Sizler de o metrekareyi küçültürken ne kadar küçülteceksiniz maliyeti? Onun için de merak ederek sormuşum. Böyle ayrıntılar var mı sizde de? Bizim evet gene Mehmet her zamanki hoş sohbetiyle bu bizdeki tabii en büyük maliyet bu değil. Şimdi dediğim gibi mesela arkadaki tır alanı boşaltma yükleme önemli. Alanları bizim için çok önemli. Artı bu eğer mağazayla deposu ve yükleme alanları arasında bir fark varsa bunun arkadaki bu taşıyıcılar, vinçler ve asansörler bizim için çok önemli maliyet. Back office tarafında tabir ettiğimiz. Ön tarafında çok mağazanın ön tarafında bizim için çok büyük maliyet farkı yok. Çünkü zaten teşhir ettiğimiz ürünleri yapmamız gereken mobilyalarda işte bir miktar fark olacak ama gene önemli maliyet kalemimizde güvenlik, ürünlerin koruma güvenlik önlemleri. Hem büyük beyaz eşyada bu ürünlerin düşmemesini sağlayacak arkadaki o çelik teller ve kafesler önemli bir maliyet ki o devam ediyor olacak. Ürünleri o koruyan gene o elektronik eşyaları koruyan ürün güvenlik sistemleri gene bizim için önemli bir maliyet. Onlar devam ediyor olacak.
Bu tabii ürün güvenlikleri demişken benim hep o vurguladığım o MediaMarkt'ın Türk sektörüne, Türkiye elektronik sektörüne getirmiş olduğu çok önemli yönlerden biri de o ürünlerin ellenebilmesi, dokunabilmesi ve test edilebilmesini sağlayan yardımcı unsurlar bunlar. Onlar önemli bir maliyet tutuyor. Tutmaya devam edecek onlar. Kur nasıl bir maliyet tutuyor? Bunu hep konuşuyoruz sizlerle. Evet. Kur maliyeti dediğimizde o metrekareleri dolaylı değil doğrudan belirleyen bir unsuru aslında değil mi? Gerek AVM gerek cadde mağazaları olsun değişmeyen bir şey. Kur nasıl bağlıyor ki? Bugün 2.1881'lere gitti sonra TL'de güçlenmeyi gördük. Şu anda son durum ne? Arkadaşlarımız da ekrana yansıtıyorlar aslında. Kur nasıl bir maliyet? Kur dediğiniz gibi öncelikli bir maliyet. Çünkü zaten bir sattığımız ürünler yurt dışından ithal olduğu için kur direkt etkiliyor. Artı kiralarımız döviz üzerinden hemen hemen her yerde. Çünkü birçok alışveriş merkezi kendi yatırımlarını bu döviz üzerinden aldıkları için bize de kiralarımızı döviz olarak yansıtıyorlar. Kur çok önemli birinci girdi. Birinci maliyet kalemi. Orada her zaman şunu söylüyorum. Bizim için... Tabii yükselmesi çok iyi olur ama bizim için stabilite önemli. Hiç olmazsa gittiği bir yerde durması kurun bizim plan yapmamızı da kolaylaştırıyor. Alımlarda, kiralarda, önümüzdeki yılların projeksiyonunu yaparken kurun ne olacağını doğru tahmin edebilmek bizim çok önemli bir becerimiz haline dönüşüyor. Bizim için bu önemli. Yani bir yerde gitsin, yükselsin ya da dursun ama sabit kalsın. Çok oynadığı zaman zarar ediyoruz. Evet, burada tabii ki etiketlere yansıyıp yansımaması da son derece önemli bir başlık ki ithalata dayalı bir iş yapıyorsunuz. Vitrinlerinize böyle ürünleri çıkartıyorsunuz. Bu nezde fiyatlara yansıması için orada bir bariyer var mı? O bariyer aşılırsa fiyatlar yenilenebilir ya da aşağı doğru gelebilir. Biraz bunu tabii hemen yansıtmıyoruz. Asla hemen yansıtmıyoruz ve bu kadar çok yükseldiği dönemlerde de direkt bunu yansıtmıyoruz. Çünkü bu sefer bir tüketici zaten haklı olarak fren yapmak zorunda kalıyor. Orada çok net bir bariyerimiz yok. Biraz rakiplere bakıyoruz, biraz sektörün genel durumuna bakıyoruz ve ondan sonra fiyatları yükseltmeye ya da alçaltmaya kadar. Alçalma varsa zaten direkt uyguluyoruz çünkü bütün sektör bir anda alçaltmış oluyor. Bunun asla dışında kalmaya zaten sektör koşulları izin vermiyor. Alçalmalar çok hızlı yapılıyor ama yükselmeler aynı hızda yapılmıyor, yapılmaması da gerekiyor. Orada biraz psikolojik diyeyim. Yani hep beraber baktığımızda eğer cirolarımız düşme trendine giriyorsa veya nasıl etkileniyorsa biraz ondan sonra karar veriyoruz. O artık sektör tecrübesi diyelim yükseltme kısmına. Değil mi? Stratejiler. Peki. Şimdi şöyle bir baktığımda AVM yasa tasarısına dair nasıl notlar almışım dediğimde outlet tanımı yeniden tanımlanıyor diyelim. Outletlerde var mısınız AVM olarak? Biz outletlerde yokuz. Bizim bir outlet konseptimiz de yok. Biz ürünleri dediğim gibi dönemsel kampanyalarla ya da stoklarımızın durumuna göre karar veriyoruz. MediaMarkt outlet diye affedersiniz bir konseptimiz yok. Evet olmayacaktır da diyorsunuz. Olmayacak. Yani outlet alışveriş merkezleri vardı oradan onların içerisinde olma gibi. Adı outlet olan alışveriş merkezlerinde yer alıyoruz tabii evet, ki. Affedersiniz evet onların içinde yer alıyoruz. Ama dediğim gibi bizim bir konseptimiz olmadığı için biz zaten orada normal günlük ürünlerimizi satmaya devam ediyoruz. Elektronik için zaten daha doğru olan yöntem de bu. O ürünü o mağazalarda satmak. Outlet daha çok tabii tekstilci dostlarımızın daha çok kullandığı ve işlerine gelen bir konsept olduğunu düşünüyorum. Peki. Buradan devam ettiğimizde tekrar stratejiler değişiyor. Fiyat üzerine, servis üzerine rekabet bundan sonra teknoloji marketlerinde nasıl olacak? Biz her geldiğinizde tek kalan yabancı sizsiniz. Gidecek misiniz gibi. Her benim işimi yapan insan herhalde size öyle yaklaşıyor. Gazeteciler böyle sorular soruyor. Artık bunun mesajını verdiniz kalıcıyız diye. Evet. Ama yine de sektörde bir konsolidasyon olur mu? Buna gebe mi sektör? Çok teşekkür ederim. Artık bu yeni stratejimizden sonra da ve bu çoklu kanal strateji, e-ticareti yaptığımız yatırımlar artık kimse sormuyor çok doğrusu eskisi kadar. Çünkü bir dengeye oturdu. Özellikle bizim burada kalıcılığımız, biz Temmuz ayında bir büyük mağaza daha açtık. İstanbul'un Bakırköy ilçesinde diyeyim tam yerini söylemesem de. Şimdi Büyükdere Caddesi'nde Eylül ayında gene bir büyük mağazamız geliyor. 5 Eylül'de açılıyor alışveriş merkezi. Dolayısıyla biz alışveriş merkeziyle beraber Büyükdere Caddesi'nde, Levent'te yerimizi alıyoruz. Orada tabelamız yoktu. Çok ümitliyim, mutluyum. Dolayısıyla artık kimse bize gidecek misiniz, kalacak mısınız diye sormuyor. Kalıcılığımız iyice perçinlendi. Sektöre baktığınızda sektör hala büyüyor. Geçen sene 2013'te %23 büyümüştü bizim elektronik sektörümüz, pazarımız. Bu yıl %10 civarında büyüyor.
Önümüzdeki yıl biz gene 2015'te de aslında bu %8-10'luk büyümeyi bekliyoruz. Şu anda yakın vadede beklediğimiz bir konsolidasyon, bir küçülme, birilerinin çıkması gibi bir düşünce öngörmüyoruz doğrusu. Zaten şu anda yerli rakiplerimiz var ve tek yabancı olarak biz varız. Ve biz bu rakiplerimizle bu sektörün bu şekilde bir müddet daha gideceğine inanıyoruz. Evet. Ayağınız uğurlu geldi mi diyeyim. Son dakikalar arka arkaya geliyor. FED'den geldi, BDDK'dan geldi. Şimdi Hazine'den tahvil ihracı başlığını görüyorum. Ve bununla ilgili de arkadaşlarım da bilgisini de gönderiyorlar bana. Tahvil ihracı ile ilgili olarak. Hazine yen piyasasına tahvil ihracı için yetki verdi. Yen cinsi para birimi olarak Hazine yen piyasasında tahvil ihracı için yetki verdi diyor açıklamalar. Şimdi şöyle bir devam ettiğimizde... Bundan sonraki süreçte o zaman karlılıklar daha da aşağı inecek diye mi düşünelim? Çünkü tüketici başka kanala mı gitmişti? Siz telafileri çünkü dediğiniz gibi Fablet'te buldunuz ya da beyaz eşyada buldunuz. Evet. BC'de senaryolarını işlettiniz. Oradan mı gidecek yoksa cep telefonu artık başka kanallarda, kontratlı satışlarda mı satılır hale gelecek? Hani stratejiyi bunun üzerine, bu kabullenmenin üzerine mi kurdunuz? Karlılıklar evet bizim bütün elektronik perakende sektörünü, Bektaş'ta perakende sektörünün zorlandığı bir konu. Yine bildiğim tarafı diyorum, elektronik perakendesinde karlılıklar bir sorun. Bunu muhakkak bir şekilde arttırmamız gerekiyor ama dediğiniz gibi kurun bu kadar oynaklığında, bu kadar müthiş bir rekabette kar etmek gittikçe zorlaşıyor tabii ki. Cep telefonu tarafında henüz bizim tarafta, bizim bu organize perakende dediğimiz tarafta henüz kontrat satışlar tarafında çok net somut adımlar olduğunu söyleyemem. Tabii ki çalışmalar sürüyor bununla ilgili. Fakat bu tüketici kredisi işimize yaradı. Şu anda bizim Kadar talep var? Yani krediye biraz uzak duruyordu tüketici. Kredi deyince biraz uzak duruyordu belki de. Şöyle oldu. Bizim şu an 39'da 39 tüm mağazalarımızda anlaşmalı bankamızla beraber tüketici kredisi köşelerimiz var. Şu anda ortalamada 15 dakikaya kadar düşürdük bu kredi verme süresini. İnanılmaz hızlandı ve alınan kredinin hemen o anda satışa dönüşmesi hızı da çok hızlandı. Ve biz artık bunun oturduğunu düşünüyoruz. Mağazadaki satış danışmanlarımıza bu yönde eğitimler verdik. Bunu nasıl müşterilerimize anlatması gerektiğini ve nasıl kullanmaları gerektiği konusunda cesaretlendiriyoruz tüketicilerimizi. Ne kadarını oluşturuyor satışların? Daha henüz öyle hani böyle söyleme rağmen tabii sıfırdan başladığımız için kendi ölçeği içinde çok ciddi bir yükselmesi var ama toplam satışlar içinde ancak %5'ler civarına geldi diyebilirim kredi kullanımı. Çok böyle büyük bir ölçek değil. Fakat dediğim gibi çok sıfırdan başladık. Hiçbir şey yoktu. Önemli bir gelişme. Çok hızlandık. Önümüzdeki yıla 2015'e bu anlamda çok daha umutlu bakıyoruz. Tekrar karlılık tarafına dönecek olursak bizim muhakkak ki elektronik perakendeciler olarak en azından MediaMarkt olarak kendi firmam adına sadece ürün değil tüketicilerimize iyi bir deneyim de yaşatmamız gerekiyor. Dolayısıyla o ürünün ürün ömrü boyunca, kullanım ömrü boyunca ondan en iyi nasıl faydalanabilir ya da ürünün başına bir şey geldiğinde arkasında MediaMarkt güvencesi var mı yok mu bunu yaşıyor. Olması. Servis önemli bir servis çok önemli bir hale geliyor. Aynen. Fiyatı bu kadar konuşurken. Evet. Çok teşekkürler değerli katılımımız için. Bülent Gürcan, MediaMarkt Türkiye CEO'su. Yeni stratejileri paylaştınız. Metrekareler nasıl küçülüyor? Karlılıklar ne olacak? Tüm bunlara dair kurdan tutun da AVM yasa tasarısına planlarınızı bizimle paylaştınız. Teşekkürler diyorum ben bir kez daha. Ben çok teşekkür ederim. Evet, yen cinsi tahvil ihracı dediğimizde Hazine'nin açıklamaları da ekranlarınıza yansıyor. Daiwa, Mitsubishi, Morgan Stanley ve SMBC Nikko Securities'i yetkilendirdi yen cinsi tahvil ihracı için. Hazine bunun bilgisini de son olarak paylaşalım sizinle. İş dünyasında noktalayalım. Umarım yarın iyi haberler gelir, iyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Vakıfbank'ın sunduğu piyasa